ve bir değer return ediyor. Fonksiyonun kaç parametre alıp ne gibi değer return edeceğini fonksiyonun header'ı tanımı veriyor sana. Bunun tanımı da herhangi bir parametre almadan bir tane şey veriyor. Run ne veriyor? Bir tane integer veriyor değil mi? Bir tane integer veriyor run. Sıfırla işte en büyük integer arasında bir tane integer veriyor. Bu hiçbir şey vermiyor geriye. Ya da veriyor ama ne oldu bilmiyorum ne olduğunu hatırlamıyorum bile ne verdiğini. Şunlara ne verdikleri belli. Floor'la ceiling'i veriyor. Printf ne veriyor geriye? Scanf değil printf. Ne veriyor? Verdiği integer manası. Kaç tane karakter yer bastı. Evet. Bazıları ne verdiğini biliyoruz, bazıları bir şey vermiyor. Esran ne veriyordu hatırlamıyorum. Belki de bir şey vermiyor. Belki de bir void'dir bu. Void mi acaba? Void. Ha doğru, void yazıyor. Tamam. Eğer bu doğruysa void veriyor. Tamam. Fonksiyonları bilmiyorsan fonksiyonlar chapter'ını bir yerlerden oku, tamam mı? Yok, ben fonksiyonu anlatamadım galiba. Hani neyse. Tamam, pek güzel. Neyse benim için yeterli. Fonksiyon, belki bu bir şeyler anlatabilir sana. Onlar daha önceden tanımlanmış fonksiyonları, kendi fonksiyonlarımızı tanımlayalım. C denendiği zaten öyle bir şey. Bir main fonksiyonu yazarsın, tek başına yeterli değildir. Onun yanında bir sürü yardımcı fonksiyon yazarsın. C genelde böyle yazılır. Tek başına main'den oluşmuş bir C programı iyi bir program değildir. Zaten genelde kuraldır. Fonksiyonların bir sayfayı geçmemesi lazım. Bir sayfa derken bir tane basılı sayfayı geçmemesi lazım. O da belki 50-60 satır eder, tamam mı? Eğer 300-500 satırdan oluşan fonksiyon yazmışsanız iyi bir fonksiyon yazmıyorsunuz. Yazılım mühendisliğinin temel kurallarından bir tanesi. Bir derste bundan sık sık bahsedeceğiz. Single responsibility prensibi var, tamam mı? Single responsibility, bakalım nasıl yazacağım. Responsibility. Belki de doğru yazmışımdır. Single responsibility prensibi. Bunu da yazmayacağım artık gerisini. Tek sorumluluk prensibi var. Yazdığınız herhangi bir fonksiyon ya da bir tane sınıf ya da herhangi bir yapının tek görevi olmalı. Eğer birden fazla görev yüklemeye çalışıyorsan çorba fonksiyon diyoruz onlara biz. Onun bakımı da hata yüklenmesi de çok zor olur. Ne yaptığını bilmiyorsun çünkü. Birden fazla hani önce bunu yap, sonra da bunu yap. Sonra da bir tarafa da şunu yap diyorsan karekökü düşünün. Karekök çok güzel bir fonksiyon. Çok karmaşık esasında. Karekök almasını bilen var mı aranızda? Kağıt üzerinde karekök almasını bilen var mı? Biliyor musun? Nasıl yapıyorsun? Hocam ortak olabilsem şeyde evoke kökünü göre alınıyor. En son bulunana kadar gidiliyor. O da olmadı. Şey yapıyorum. Bir tane daha yöntem var burada. Sürekli orta noktasına da gidiyor. Onu sen nümerik bir yöntem atıyorsun. Onu sen elle yapamazsın ki. Ya şey var. Overcook ile gidiyordu. Ama gerçi orada en son şey bırakıyordu. Hayır, sen iteratif bir yöntem tanımlıyorsun. Sen kendi elinle onu yapamazsın. Yok. Kök 2'ye kadar gidiyor da sonrasında gidiyor. Hatta söylemiyorum. Karekök olmanın yöntemleri yok. Karekök almak o kadar kolay bir şey değil, tamam mı? Bilgisayarda da iyi algoritmalara falan, iyi algoritmalar, hızlı algoritmalar karışık. Karekök kendi içerisinde çok karışık bir fonksiyon. Biraz önce gördük. Kullanması çok basit ama. Adamın tek görevi var. Bir sayı alırım, onun karekökünü sana veririm. O sayıyı kendisiyle çarp, orijinal sayıyı kendisi çıkar diyor. Adam çok güzel tanımlamış yapacağı şey. Single responsibility. Tek bir sorumluluğu var. Karekök almak. Başka bir fonksiyon düşünün. Ben bir sayı vereceksin bana. Karekökünü alacağım, sonra logaritmasını alacağım, 5'e çarpacağım, şunu yapacağım falan. Commentary yazması bile zor. O güzel bir fonksiyon değil. Fonksiyon yazarken genelde böyle yazmaya çalışıyorsun. O nedenle fonksiyonların yükseklikleri, fonksiyonların satır sayısı az olur, çok fazla olmaz. Fonksiyon kendi içerisinde karışıksa eğer, o başka fonksiyonlar çağırır, karışıklığı dağıtır. Böyle yaptığın zaman bunu yazması da, okuması da, bakımını yapması da kolaydır. Ve verilen bir C programı genelde böyle en fazla 50-60 satırdan oluşan yüzlerce fonksiyonlardan oluşur, tamam mı? İçerisinde 50-60 satır var her bir fonksiyon ama yüzlerce, binlerce de olabilir programın şeyine göre. Sonuçta elinizde 1 milyon satırlık bir tane kod olabilir C++ kodu ama her bir ünite oldukça küçüktür. Baktığın zaman ne yaptığını anlarsın, gördüğün zaman kodunu anlamak kolaydır. Ama karmaşıklık genelde küçük parçalara ayrılmıştır. Genelde şeyimiz bu, fikrimiz bu. Olabildiğince çok fonksiyon yazmaya çalışıyorum. Manalı yalnız, küçük olsun diye fonksiyon yazmıyorsun. Manalı küçük fonksiyonlar. Bu mesela ufak bir tane fonksiyon yazmış adam. İki tane parametresi var. Number parameter ve price parameter. Yaptığı şey, okuyun okuyacağını bunu şey koymamış, comment koymamış.
geldi. Ne yapıyor? Number adamdan anlaşılıyor zaten herhalde. Bir aldığın şeyden kaç tane aldın? Her birinin fiyatı ne kadar? Onu almış. Sonra işte bununla bunu çarptığı zaman, bununla bunu çarptığı zaman toplam maliyet çıkıyor. Toplam ödeyeceğin para çıkıyor ama bir de onun üzerine vergi koyman lazım. %18, %12 falan KDR. Bunlardaki vergi %5'miş. Constable tax rate %5, değil mi? Ondan sonra double sum total demiş. Tamam, alt toplam. Bununla bunu çarpmış, sum total atmış. Sonra sum total tax rate ile çarpıp sum total'a tekrar eklemiş ve orada return etmiş. Yaptığı şey bu. Kaç tane aldın? Tanesini kaça aldın? Bunu veriyorsun fonksiyona. O da senin ödemen gerekli toplam şeyi söylüyor. Rakamı geri veriyor. İndentasyonu falan güzel yapılmış. Tipik, küçük bir fonksiyon. Single responsibility principle de oldukça uygun. Fonksiyonlar gene de bu şekilde çalışıyordu. Fonksiyonların görevi de neydi? Fonksiyonlar atırken size genelde şeyden bahsetmişlerdi, değil mi? Divide and conquer'dan. Değil mi? Parçalayacaksın. Parçalayacaksın ve parçaladıktan sonra küçük küçük lokmalara ayırdıktan sonra ancak yutabilirsin. Diğer türlü çiğneyemezsin, boğazına takılır, değil mi? Öyle şeyler söylediler mi? Divide and conquer. Anlatmadılar mı divide and conquer'ı? Ne? Türkçe'yi nasıl çevirdiler ona? Böl ve yönet. Öyle dediler herhalde. Ne dediler bilmiyorum ama hiç duymamış gibi davranıyor. Bu hafta yine gitti ya. Tamam, bu fonksiyonların şeyi buydu. Fonksiyonların esprisi bu. Küçük parçalara bölüp küçük parçalarda yutabileceğiniz kadar parçaya böldükten sonra teker teker yutmak. Çiğneyip yutmak. Evet. Tamam, güzel. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Yoklamayı alayım ben. Yoklama nerede? Yoklama. Burada. İmzalamayan var mı? İmzalamayanlar hatırlasın iki dersi. Kapatır mısın şeyi ya? Kameraman arkadaş, kapalı mı?